Sıfır araç kronik tebligat zorunluluğu. 2025'te büyük değişiklik yapılacak. Hikayeyi yazan, Vatan Özel Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2025'te yürürlüğe girecek önemli bir düzenleme ile sıfır araç alanlar için elektronik tebligat uygulaması zorunlu hale getiriliyor. Bu yeni düzenleme, araç alım, satım süreçlerini daha şeffaf ve vergi denetimi açısından daha etkili bir hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece, sıfır araç satın alan kişilerin tebligat işlemleri artık dijital ortamda takip edilecek. Elektronik tebligat uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yanı sıra 8 farklı kamu kurumu tarafından da kullanılacak. 2025'ten itibaren sıfır araç alan herkes elektronik tebligat uygulamasına dahil edilecek. Bu düzenleme ile sıfır araç satışlarındaki vergi kaçakçılığına karşı daha sıkı önlemler alınacak ve satış fiyatlarının gerçeğe aykırı gösterilmesi engellenecek. Elektronik tebligat ile araç sahipleri, vergi dairelerindeki işlemlerini dijital ortamda kolayca takip edebilecek vergi usul kanunu genel tebliğleri ile önemli düzenlemeler yapıldı. Geçmişi 1990'lı yıllara dayanan, 2005 yılından bu yana verilmekte olan ve yaklaşık 1,6 milyon mükellef tarafından yaptıkları alım ve satımların bildirilmesi için kullanılan BBS formu uygulamasına 2024 Eylül döneminden itibaren son verildi. Meslek mensuplarının, mükelleflerin yapacakları yetkilendirmelere istinaden, kendi kullanıcı kodu ve şifreleriyle onlar adına işlem yapabilmelerine imkan tanındı. Mevcut durumda mükellefler, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan çalışanlarını kendileri adına işlem yapmak üzere yetkilendirebiliyorlar. Yapılan düzenleme ile mükellefler, aralarında aracılık ve sorumluluk sözleşmesi ya da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin tasdikine ilişkin sözleşme bulunan bilgileri ile vergi dairesine giriş yaparak ilgili mükellefler tarafından verilen yetki çerçevesinde mükellefler adına işlem yapabilecekler. Sıfır araç alan kişilere elektronik tebligat uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında geliştirilen, 9,5 milyona yakın kullanıcısı bulunan, başkanlığın yani sıra 8 farklı kamu kurumu tarafından da tebligatların elektronik ortamda hızlı, etkin ve ücretsiz olarak yapılmasına imkan sağlayan elektronik tebligat uygulamasının kapsamına 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sıfır araç alacak olanlar da dahil edildi. Elektronik tebligat uygulamasına Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden kolayca kayıt olunabiliyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bazı hususlarda düzenlemeler yapıldı. Belirli had ve şartları taşımaları ve defter ve belge uygulamalarına dahil olma koşuluyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz muafiyetinden yararlanma imkanı olan mükellefler için 2017 yılında belirlenen hadler yeniden belirlenerek güncellendi ve bunların her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörüldü. Mali Müşavir Onat Benlioğlu yaptığı açıklamada, düzenlemenin amacı, sıfır araç satışlarının dijital ortamda da takip edilmesini sağlamak. Faturayı kesen mükellefin vergisel durumlarını ve lüks araçları gerçeğe aykırı olarak düşük gösterilen fiyatlarla satıyormuş olarak gösteriyorlar. Hem bunun önüne geçmek hem de normal vatandaş için de gelir durumuna göre böyle bir aracı alıp alamayacağına dair bir tespit yapmak. İfadelerini kullandı. Asgari ücret ile son model BMW'yi almak mümkün değil. Gelirle harcamanın dengeli olması gerektiğine işaret eden Benlioğlu, örneğin sırtta asgari ücretli olarak ya da biraz üzerinde maaş alan bir kişi son model BMW alıyorsa, bu konu ile ilgili SGK ve vergi yönünden izaha çağırıp inceleme yapacaklar diye düşünüyorum, diye konuştu. Vergi kaybı tespit edilecek mali müşavir Benlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü, diğer yandan ise yine aynı şekilde. Sıfır araç otogalerilerinin de ederinin çok altında bir satış gerçekleştirmişse bununla ilgili vergi müfettişlerince inceleme yapılıp, aradaki vergi kaybının tespit edilerek, cezasıyla birlikte uygulanarak istenmesi sebebiyle yeni düzenleme uygulanmıştır.